Tüm Türkiye'de gözler başkent Ankara'daydı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni yüzyılına dair program ve hedeflerin yer aldığı Türkiye Yüzyılı vizyon belgeselini kamuoyuyla paylaştı. Konuşmasında yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım çağrısı yaptı. Gelin Türkiye Yüzyılında ülkemizi küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüştürelim. Gelin bir asır önce istiklal mücadelemizi bir ilk adımla nasıl başlatıp zafere ulaştırdıysak bugün de istikbal mücadelemizin ilk adımını atalım. Bu gelecek hepimizin ortak geleceği dedi. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım çağrısı yaptı. Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim. Tüm Türkiye'de gözler başkent Ankara'daydı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni yüzyılına dair program ve hedeflerin yer aldığı Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye yüzyılı başarının yüzyılıdır. Bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan aldığımız ilhamla, girdiğimiz her mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak özgüvene, dirayete, azme, kabiliyete sahip olduğumuzdan şüphe etmiyoruz. Ülkemizi daha nice başarılarla, daha nice ilklerle, enlerle tanıştırarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi zirveye çıkartmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedeflerinden biri yeni anayasa olacak. 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun İlk hedeflerinden biridir. Bu yeni anayasayı ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde hazırlayarak hayata geçirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında hak ve özgürlüklere de vurgu yaptı. Başörtüsü teklifimizi haftaya meclise sunacağız dedi. Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclise sunarak aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız. Ve Kanal İstanbul, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden biri de Kanal İstanbul olacak. Muhalefete hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların yakında başlayacağını duyurdu. Muhalefet ne diyor? Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Ya siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Dikili bir taşınız yok ya. Ya yapacağız. Yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Bu muhalefetin kafası basmaz. Anlamaz bunlar, anlamaz.